Değerli izleyenlerim, bugünkü Rahman'ın ayetleri programımızda Tevbe suresi 90-93. ayetler arasını değerlendireceğiz. Allah-u Teala burada yine Tebük Seferi ile alakalı bazı durumları bize bildiriyor. Ve ca'el muazzirune minel Arab, Bedevi Araplardan mazeret beyan edenler geldiler. Liyüzzene lehum, kendilerine izin verilmesi için. Yani Tebük Seferi büyük bir sefer. Etraftan da bu sefere destek talep ediliyor. Etrafta Bedevi Araplar da var, çölde yaşayanlar. Onlar gelip bizim pek imkanımız yok. İşte daha önce sefere katılmıştık. Fırsattan istifade başkaları bizim geride kalanlarımıza saldırdı. Bu gibi mazeretler söylüyorlar. وَقَعَدَ الَّذ۪ينَ كَذَبُ اللّٰهُ وَرَسُولَهُ, Allah'ı ve Resulünü yalanlayanlar oturdular. Yani geldiler, Allah'ı ve peygamberi yalanlayanlar oturdular. Yani katılmadılar. سَيُصِيبُ الَّذ۪ينَ كَفَرُوا مِنْهُمْ, onlardan inkar edenlere, kafir olanlara isabet edecektir. اَذَابٌ elim, elim bir azap isabet edecektir. Yani bir insan sefer gibi, savaş gibi bir durumda gerçekten ciddi mazereti varsa katılmayabilir. Birazdan bununla alakalı ayetler yer alacak. Ama normalde katılabilecek durumda olan bir kimsenin katılmaması, peygamber savaşa gidiyor, ehli iman savaşa gidiyor, onun geride kalması elbette uygun değil. Bundan dolayı bunları da ikiye ayırıyor ayet-i kerime. Gerçekten haklı mazereti olanlar, bir de sırf Allah ve Resulüne imanı olmadığından dolayı geride kalanlar. İşte bu imanı olmayanlara taraf ilahiden bir azap, elim bir azap gelecek. لَيْسَ عَلَى الدُّعَفَى, duafa durumunda, yani zayıf durumda olanlara bir vebal yoktur. Yani savaşa çıkmaya gücü dermanı yok. Hasta olabilir, beden itibariyle savaşabilecek durumda değildir. Bunlara herhangi bir vebal yok. Ve la alel merda, hasta olanlara da bir vebal yok. Hasta olan bir kimse savaşa gidecek durumda değildir ve bundan dolayı ayıplanacak da değildir. Ve la alellezine la yeciduna ma yunfigun, infak edecek, masraflarını karşılayacak imkanı olmayanların sefere katılmalarında, katılmamalarında daha doğrusu, bunda da yine bir vebal yoktur. Yani imkanları olsa sefere katılacaklar ama binekleri yok, masraflarını karşılayabilecek durumları yok, kendilerine de yeterli bir imkan verilmemişse bunlar da yine katılmayabilir. Bunlara haracun, bunlara herhangi bir vebal, herhangi bir sıkıntı yok. Ama ne zaman? İza nasahu lillahi ve rasuli, Allah ve Resulü için nasihatte bulunduklarında. Yani bunlar geride kalıyor, geride kalabilir ama geride kaldıklarında da Allah ve Resulüne olan davalarında samimi olmaları esastır ve etraflarına faydalı olmaya çalışmaları, nasihatte bulunmaya çalışmaları bir esastır. Yani cihat sadece cephede değildir, geride de cihat vardır. Geride yapılan cihat da ilmi cihattır. İşte o ilmi cihadı geride kalanlar yapmakla mükelleftirler. Mâ alel muhsinîne min sebil, iyi işler yapanlar için onların aleyhinde herhangi bir yol söz konusu değildir. Yani onlar ayıplanmaz, onlar kınanmaz. Bundan dolayı kendilerine bir vebal söz konusu değildir. Vallahu gafurur rahim, Allah gafurdur, rahimdir. Yani Allah-u Teala'nın sefere gidemeyecek durumda olan kimseleri mazur görmesi, bu da rahmetinin, mağfiretinin bir tecellisidir. La yükellifullahu nefsen illa vus'aha, Allah hiçbir nefse kaldıramayacağı yükü yüklemez. Dolayısıyla bu kimseler de ne kadar yük kaldırabilecekse onunla mükelleftirler. Ve Allah-u Teala kullarına son derece merhametlidir ve kullarının hayrını murad eder. Ve la alellezine, şu kimseler için de bir vebal yoktur. İza ma etevke, senin yanına gelmişlerdi.
Tabi burada muhatap Peygamber Efendimiz. Ve Kur'an-ı Kerim'in bir özelliği, Peygamberimizle özel olarak da konuşulması. Cenab-ı Hakk'ın Peygamberimize özel olarak hitap etmesi. Gerçi Peygamberimiz olan bu hitaplar bir bütün olarak değerlendirildiğinde benzeri olayları insan kendi hayatında da görebilir. Kur'an-ı Kerim'deki bu anlatımı kendi hayatına uygulayabilir. İşte burada nazara verilen durum şu. Bir kısım insanlar Peygamberimizin yanına geliyorlar. Sefere katılmak için, Tebük seferine katılmak için. Litahmilahum, onlara binek vermen için geliyorlar. Yani ya Resulallah diyorlar, bizim bu sefere katılabilecek bineğimiz yok. Bize bir binek verilirse, bizlere binekler verilirse biz de bu sefere katılacağız. Gulte, sen onlara şöyle dedin. La ecidu ma ahmilukum aleyh. Yani sizi bindirecek bir şey bulamıyorum. O günün şartlarında tabii imkanlar çok da fazla değil. İşte o günün şartlarında deveyle, at veya merkeple sefere gidiliyor. Ancak 30 bin kişi, sayı da az değil. Bunların her birine binek yetiştirmek, bu demek ki imkanlar o kadar buna müsait değil. Bazıları Peygamberimizin yanına geliyorlar. Ya Resulallah, biz sefere katılmak istiyoruz ama bineğimiz yok. Bize bu imkan verilirse geleceğiz diyorlar. Ve Peygamberimiz onlara sizi bindirecek bir şey bulamıyorum diyor. Ve onlara bu noktada mazereti söylüyor. Tevellev, onlar bunun üzerine senin yanından ayrıldılar. Ve a'yunuhum, gözleri tefidu minet dem'i, gözyaşlarıyla dolu bir şekilde. Yani senin yanından sevinerek ayrılmadılar. Yani oh be, sefere katılmaktan kurtulduk demediler. Sefere katılamamaktan dolayı derin bir üzüntü yaşadılar. Ve o üzüntü gözlerine de yansıdı. Gözleri gözyaşlarıyla doldu. Hazenen elle yecidu ma yunfigun. İnfak edecekleri bir şey bulamamanın üzüntüsüyle onlar bu şekilde gözyaşı döktüler. Demek ki dinde samimi olmak bir esas. Allah-u Teala Peygamberimiz dönemindeki cüz'i denilebilecek, ayrıntı denilebilecek böyle olaylara da dikkat çekiyor. Bunların samimiyetini bize bildiriyor. Ve bunlar her ne kadar sefere katılamamışlarsa da katılmak istemeyişlerinden değil, imkan bulamayışlarından dolayıdır. Dolayısıyla bunlar taraf ilahiden mazur görülen kimselerdir. İnnemes sebilu, ancak şunlar kınanmaya layıktırlar. Alellezine yestezinuneke, onlar senden izin istiyorlar. Vehum agniye, kendileri de muhtaç kimseler değil, zengin kimseler. İmkanları var ve sefere katılabilecek durumdalar. Katılabilecek durumda olmalarına rağmen izin isteyip sefere katılmak istemiyorlar. İşte bunlar kınanmaya layıktır. Kınanmaya ehildirler. Radu bi en yekunu ma'al havalif. Bunlar geride kalan kadınlarla beraber olmaya razı oldular. Ve tabe Allahu ala gulubihim. Allah onların kalplerini mühürledi. Fehum la ya'lemun. Artık bunlar bir şey bilmezler. Kalbin mühürlenmesi şöyle anlaşılabilir. Mesela gözümüzü kapattığımızda bir şey görmeyiz. Kulağımızı tıkadığımızda bir şey duymayız. Kalp insanda idrakin merkezi. Hislerin, ulvi hislerin de aynı zamanda merkezi. Allah onların kalplerini mühürlemiştir denildiğinde artık gözün kapatılması gibi bir şey, kulağın tıkanması gibi bir şey, gözü kapatılan bir kimse bir şey göremediği gibi, kulağı tıkanan bir kimse bir ses duyamadığı gibi artık bunlarda da kalp fonksiyonunu kaybetmiştir. Düşünme melekesi ortadan kalkmıştır ve bunlar faydayı zararı birbirinden ayırt edemezler. Bunlar ince düşünceden mahrumdurlar ve bunun neticesinde ilimden de mahrum hale gelmişlerdir. Böyle olunca bunlar dünyanın hakikatını, ahiretin hakikatını birbirinden temyiz edemezler. Evet, bunlar zengindir. Zengin olmakla beraber akıllarını uhrevi şeylerde kullanamamışlardır. Allah onlara dünyada imkan vermiştir, maddi imkanlar.
ama bu maddi imkanları değerlendirememişlerdir. Peygamberle beraber olmak, onunla beraber sefere gitmek çok büyük bir şeref iken onlar geride kalanlarla beraber olmayı tercih etmişlerdir. Değerli izleyenlerim, asr-ı saadetten günümüze gelecek olursak, Fazlur Rahman'ın nazara verdiği tarzda ifade etmek gerekirse, günümüz Müslümanı asr-ı saadete gitmeli, İslam'ın en güzel bir şekilde yaşandığı o dönemi görmeli ama orada kalmayıp günümüze de dönmeli. Biz Kur'an-ı Kerim'in aynasında o dönemde yaşanan bu olayları gördükten sonra kendimize de bakabiliriz. Tarih aynasında kendimizi seyredebiliriz. Acaba biz bu işin neresindeyiz? Günümüzde de seferler düzenleniyor. Ve bu seferler elhamdülillah şu anda Türkiye bir barış ortamında. Etrafında zaman zaman savaştığı Yunan gibi, Rus gibi komşuları olsa da şu anda onlarla bir barış ortamında. Doğrudan bir savaş yok. Doğrudan bir seferberlik yok. Dolayısıyla herkes kendi işinde, kendi meşguliyeti içinde. Peki bu durumda Kur'an-ı Kerim'de nazara verilen bu gibi sefer ayetlerini biz kendi hayatımıza nasıl tatbik edeceğiz? Değerli izleyenlerim, Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam El cihadu madin ila yevmil kıyame buyuruyor. Yani cihat kıyamet gününe kadar devam edecektir. Dolayısıyla günümüzde de seferler devam etmektedir. Allah yolunda seferler. İşte pek çok insan camiye komşudur ama camiye gelememekte. Onun camiye sefer düzenlemesi lazım. Öte yandan hacca gidebilecek durumda hacca henüz gitmemiş o mukaddes beldelere bir sefer düzenlemesi gerekir. Öte yandan çok güzel sohbet yerleri var. Oralarda çok güzel İslami sohbetler yapılıyor. Bunları duyduğu halde, bunları bildiği halde oralara gitmemiş. Bu da yine bir seferdir. Dolayısıyla seferberlik günümüzde de devam eden bir olaydır. Çevremize baktığımızda eğer biz İslam hakikatleri bir derece bilen kimselersek bu hakikatlere muhtaç pek çok kimsenin olduğunu görürüz. İşte onlara sefer düzenlemek, onların yanına gitmek, onları ziyaret etmek, onlarla bildiğimiz şeyleri paylaşmak bu da bir seferberliktir. Olması gereken bir durumdur. Kur'an-ı Kerim ayetlerinde emri bil maruf nehyanil münker, iyiliği emretmek, kötülükten sakındırmak bir görev olarak ifade ediliyor. En azından ümmet içinde bir taife, bir topluluk bunu yapması lazım. İşte nasıl ki maddi savaş olduğunda ümmet içinde bir topluluk zaten bunu yapıyor. Herkesin illa savaşa hemen tümüyle katılması gerekmez. İhtiyaç olduğunda seferberlik ilan edilir. Maddi savaşta böyle olduğu gibi manevi mücadelede de elbette en azından müminler içinde bir topluluk bunu düzgün bir şekilde yapabilmeli. Acaba bu günümüzde Türkiye'de yapılıyor mu? Görebildiğimiz kadarıyla yapmaya çalışanlar var ve bunlar diyelim gündüz kendi işleriyle güçleriyle meşguldür ama geceleri çevreye, köylere, ilçelere, değişik yerlere sohbetlere giderler ve oradaki bu hakikatlere muhtaç olanlarla bu bilgilerini paylaşmak isterler ve belki de yorulurlar. Bu gidip gelmelerin yorgunluğu da vardır ama bu tatlı bir yorgunluktur ve böyle bir çile tatlı bir çiledir. Her ne kadar bunun bir çilesi de olsa olmaması zaten düşünülemez. O insanlar böyle bir çileye muhatap olmaktan memnundurlar ve bundan lezzet almaktadırlar. Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam şöyle buyuruyor. Kendisi tok iken komşusu aç olan bir kimse hakiki manada mümin değildir. İşte nasıl ki komşumuz açsa çorbamızı onunla paylaşmamız dinde bir esastır. Ve bu noktada ona yardım etmek görevimizdir. Onun gibi eğer komşumuz iman hakikatlerinden mahrumsa, bilmiyorsa, biz de az çok bunları biliyorsak, onun evine bir sefer yapmak, onu ziyaret etmek gayet güzel bir durumdur. Ve bu da Allah yolunda bir cihattır. Cihadı sadece savaş meydanları olarak görmek yanlıştır. Yeri geldiğinde savaş meydanlarında cihat yapılır. Bu da bir realitedir. Ama
barış ortamının da kendine göre cihadı vardır. İşte dini tebliğ etmek, Allah yolunda mücadele için başkalarıyla beraber olmak, onlara dinin hakikatlerini anlatmaya çalışmak, bunlar da yine son derece önemli olan hakikatlerdir. Ve bu ruhun ehli iman içinde canlı olması gerekir. Canlı tutulması gerekir. Çünkü insan Allah yolunda cihad etmekle mertebe kazanacaktır. Allah yolunda cihad etmekle şeref kazanacaktır, itibar kazanacaktır. Belki bazıları şöyle düşünebilirler. Yani herkesi kendi haline bırakalım. İşte dinde zorlama yoktur. Yani niye başkalarını böyle İslam'a girsin diye tebliğde bulunalım ki? Bazılarının hatırına bu gelebilir. Ama böyle düşünmek doğru değil. Çünkü dinde evet zorlama yok. Kimse zorla Müslüman yapılmaz. Ama dinde tebliğ var. Ve bizler bildiğimiz kadarıyla dini başkalarıyla paylaşmakla mükellefiz. Herkes kendi bildiğinin alimidir, bilmediğinin de cahilidir. Bilmediğini bilenlere sorar, öğrenir, bildiğini de başkalarıyla paylaşır. Bu manada baktığımızda gerçekten paylaşmak çok güzel bir lezzettir. Karnı aç olan bir insanla yemeğimizi paylaşmak güzel olduğu gibi, aklı, kalbi, ruhu, iman hakikatlerine aç ve muhtaç olan bir kimseyle beraber olmak, onunla bu manevi ziyafeti paylaşmak, bu da gayet güzeldir, yapılması gereken bir şeydir. Kur'an-ı Kerim'de Hazreti İsa Aleyhisselam'ın şöyle bir duası geçiyor. Rabbena enzil aleyna maideten mines sema. Ey Rabbimiz, semadan bize bir sofra indir. Allah-u Teala Kur'an-ı Kerim'le en güzel sofrayı bize indirmiştir. Kur'an-ı Kerim semavi bir sofra, semavi bir maide. Tek başımıza bunu yemek o kadar da mertçe bir hareket değildir. Eğer bu sofradan istifade ediyorsak, başkalarının da istifadesini temine çalışmak son derece önemlidir. İşte bu sohbet ortamları, kitaplar, televizyonda bir takım güzel programlar, bu gibi güzel şeylerle bunları paylaşmak mümkündür. Cenab-ı Hak bu iman hakikatlerini, Kur'an hakikatlerini en güzel bir şekilde anlamayı ve başkalarıyla da paylaşmayı bizlere nasibi müyesser eylesin. Bir başka programımızda tekrar beraber olmak ümidiyle hayırlı günler diliyorum.